kurumlarımızın çok değerli müdürleri, sayın komutanım, değerli muhtarlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, ben de sizleri bir Arıtlı olarak Bartın'dan gelenlere hoş geldiniz diyorum. Arıtlı hemşerimde saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii sayın valim, biz bu binanın arka tarafında bir bina var. Orada okuduk. İlkokulu orada bitirdik. Ondan sonra da Bartın'a okumaya gittik. 25 yıl sonra da yurt dışından geri geldik. Şimdi de Arıtlı kardeşlerimize hizmet etmek için 7/24 telefonumuz açık. Tabii Arıt yolu %70 zorluk bitti. Bitmez denilen Arıt yolu bitti sayılır. Bir iki yerde yapılacak işler var. Bizim sayın valimizle daha önce görüştük. Arıt'a bir gölet projesi yapmak istiyoruz sayın valim. Dedik, destek verir misiniz? Hemen dedi, ben kaynağını aktarıyorum. Siz yeter ki yapın dedi sayın valimiz. Ve biz o hızla buraya geldik. 3-4 kez toplantılar yaptık. Ama 1-2 yer sahibi maalesef bu işe biraz takoz koyuyor. O yüzden ben Arıtlı kardeşlerimden o yer sahiplerine mutlaka baskı yapmalarını ve o yer sahibinin de buna rıza göstermesini istiyorum. Arıt'ın kurtuluşu bizlerin elinde. Nasıl? İşte o göleti yaparsak, bungalov evlerini yapabilirsek, işte burada kokart, at gezintisi, çevre yollarımızı da yaparız. Ben Türkiye'den Nuhlara, Nuhlar suyundan doğru Nuhlara bir tur, at turu olsa, örnek veriyorum. Yani buraya gelip insanlar rahat bir şekilde yatıp kalkıp hafta sonunu burada değerlendirebilse Arıt canlanır diye düşünüyorum. Arıt'ta iş potansiyeli olmadığından Arıt'ın gelişme şansı hayvancılık ve turizm üzerine olur. Başka gelişmemiz mümkün görünmüyor şu anda. Ben öncelikle Arıtların Arıt'a sahip çıkmasını istiyorum. Her kimse o yer sahiplerini tespit edip, sayın muhtarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi çalışıyor. Bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Arıt'ı en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Tabii bizim burada akıllı olup bu projeyi gerçekleştirmek için muhtarımıza destek vermemiz gerekiyor. Bu projeden sonra inşallah sayın Ticaret Odası Başkanımızın da dediği gibi kış turizminin de buraya gelme olasılığı var. O yüzden burası turizm ve hayvancılıkla gelişebilir. Bu yönde de hepimizin adım atması gerekir. Ben sayın valimize, kurum müdürlerimize Arıt'a gösterdikleri ilgiden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah razı olsun. Arıt'a katkı verenden, Arıtlılara hizmet edenlerden diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.